Dışişlerinden de Rusya konusunda bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeye yönelik ilhak kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada ilhak kararını reddediyoruz denildi. Türkiye'nin Kırım'ın ilhakında olduğu gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana tutumunun değişmediğine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla Rusya'nın ilhak kararı net bir dille reddedildi. Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararına yönelik Türkiye'den ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklama metninde 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Kırım'ı ilhakına atıfta bulunuldu. İlhak öncesi yapılan referandumun gayrimeşru olduğu belirtildi. Türkiye'nin o günde ilhakı tanımadığına vurgu yapıldı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik desteğin sürdüğünün altı çizildi. Açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin barıştan yana tavrını koruduğu belirtildi. Savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği kaydedildi.